Aradı mı? Tabii canım, can dostum. Yani aradı, özür diledi. Abi dedi, bir kopukluk oldu, bir şey oldu, dönemedim sana dedi. E ne oldu şimdi? Ben sana dedim, hayattakini tutamam yani. Zaten kızımın öyle bir beklentisi, isteği yoktu yani. Ben kendi arkadaşım, dostum diye yani ona bu konuyu açtım. Peki şimdi oynayacak mı dizide? Yok canım, dizi bitiyor zaten yani. Yok, devam ediyor. Dizi bitiyor mu? Ya devam ediyor da. Yani kastı değiştiriyoruz dedi. Çünkü bilmeyenler için olayı özetleyeyim. Mehmet Erbil'in kızı Yasmin dizide oynaması için rica etti. Ancak Hamdi Alkan oynatmadığı için. Kendi kızını oynattı. Ama rolleri ayrıydı. Ama böyle de olmaz o yani. O kadar da girmek istemiyorum. Hala duramıyor değil mi? Hayır, belki kendi kızını oynatma fikri aklımda bile yokken o Mehmet Ali kendi kızını oynatma fikri verince kendi kızını oynatmış olabilir mi? Evet, evet. Bir şey evet. Yok, tamamen uyduruyorsun. Oradan oyuncu çünkü adamın da kendisi. Böyle bir şey olabilir değil evet. Mi? Peki Yasmin ama oyuncu olacak herhalde değil mi? Zaten yeteneği olmasa ben böyle bir şeyi istemem, aynen. Rica etmem, konuşmam bile. Ben başka kimseyle paylaşmadım ki bu konuyu. Hmm. O benim yıllardır dostum diye, bu işin içinde evet. Diye. Yani elinde doğdu Yasmin. Birlikte büyüdüler yani evet, Zeynep'le. Evet, bana da dedi Hamdi Alkan, benim de kızımdır dedi Yasmin. Tabii. Dedi. Nasıl onun kızı benim kızımsa, iki kızı da. Yarın ama Yasmin için hep diyecekler ki babası destek oldu, babası yüzünden oldu. Çünkü ben hala bunun üzerinden atamadım. Hiç atamayacak yani. Hep diyecekler ama ki... Ama bu gecenin hatırına... Giriver koynuma. Ama 15 yıl aynı şarkı söylüyor. Evet. Aynı yerde kalmak da önemli ya, bir başarı. Ya büyük başarı ya. 15 gerçekten. Yıldır tek bir şarkıyla. Bir Gloria Gaynor, bir ben. Tek bir şarkı. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? 3,5 milyar tıklanmış. Ya... Dur ben de tık satın alayım da görsün. Ay vallahi ya nasıl bir tıklanmadır bunlar. Vallahi milyarlar. Ay Allah'ım yarabbim. Ay kızımın şey güzelliğine bak ya, maşallah. Ya hakikaten çok güzel. Ondan sonra oldu. Eleştiriyorlar. Kızın bikinili fotoğraf koydu. Kardeşim yani genç kızım ya, zaten evet. Şov dünyasının içinde bir kız. Evet. Yani sen kızına Allah yani büyüklüğünü evet. Göstersin. Abi, söz tabii. Çok geçirebilecek mi yani? Yok geçiremez. Evet geçiremezsin. Geçiremez. Herkes kendi önünü bir kere temizleyecek, sonra toplayacak yani. Sonra geçirmeye de bence çalışmasın. Ne yapıyor ki mayolu resim koymak? Yani, ne demek ki herkes denize girmiyor hani, mu mayoyla? Bir anlamadım. İçkisi yok, sigarası yok, uyuşturucusu yok. Evet buna şükretmek gerekiyor. Sapkınlığı yok. Nedir yani? Daha ne olacak? İşte. Ama sen çok... Mesela bazı fotoğraflara itiraz ediyor musun? Ya bu kadar da yapma. Tabii canım yani bazen annesi de ben de yani uyardığımız oluyor. Çünkü peki, biz daha iyi kamuoyunu bildiğimiz için. Evet. Çünkü kamuoyundan böyle eleştiriler geliyor. Yani işte ben kale almıyorum oradan eleştirileri okumuyorum yorumları ama olabiliyor yani işte. Peki onun hayatı, onun kendi hayatı, kendi seçimi, kendi kişiliği yani anne baba olarak bir yere kadar hani şunu yap, bu yapma diyeceksin. Ne kadar müdahil olabilirsin? Edemezsin. Yani 21 yaşının 20 yaşına geldi yani. Evet. Ama bazı... Londra'da okuyor zaten. Evet. Değil mi? Ha Londra'da mı okuyor? Evet. Oyunculuk ne okuyor? Oyunculuk mu okuyor? Uydurdu mu? Tabii oyunculuk. Ha. Aferin tamam. O zaman. Ne kadardır Londra'da? Nasıl büyüdü ya? Oldu. İnanamıyorum. Burada oy. Sizin bu arada o benim... Çok yakın arkadaşım ve çok seviyorum Sezin'i. Sezin de tam tersi bir kız. Gazeteye çıkmak istemez, aman görünmek istemez, aman şey yapma. O da çok enteresan ağırlıkta evet. Bir farklı bir kız. O da 24 saat yanımızda. Mesela şimdi anneannesi rahatsızlandı. Aa geçmiş olsun. Kalça kemiğini kırdı. Hep onun yanında gelemiyorlar birazcık. Yani öyle bir kız ki o da Sezin de tam farklı bir karakter. Anneannesiyle dedesine bakıyor. Onlar da evet. Genç yaşta böyle bir şey oluyor. Kayınpeder 100... Kayınvalide 94 yaşında. Allah uzun ömür. Allah uzun ömürler. Tövbe yani. Öleceğim şimdi. Allah uzun ömürler versin inşallah. Çok onlara tatlı. Da. Tanışıyorsun mu? Tabii canım devamlı beraberiz. Ha, beraber. Ben hala anne derim, hala baba derim yani onlara da. Herhalde. Tabii. Peki... hani aşk yok kesin. Hayır, inanamıyorum Mehmet Ali'nin aşk olmadan olmasın. Yolculuk var. Sanal bir yolculuk var. Sanal'da birine aşık oldun. Bence Instagram'dan tanıştı. Ne bileyim ya, aynen işte anlaştı. Bak şey ben yaptı. Sana söylüyorum. Geliyorum, ben bu işi biliyor muyum sana söylüyorum. Instagram'dan tanıştı. Evet. Çünkü başka şansı yok şu anda. Açayım, çıkmaz evden. Kızın. Evden çıkmaz. Gösteremem. Telefonum yok. Ben senin hesabını... Ben ham böyle 24 saat telefon bağımlısı değilim sizler gibi. O yüzden. Bak sen 24 telefon. Saat bağlanmana gerek yok ki. Sen 1,5 dakikada bağlarsın. Sen 1,5 dakikada işi bağlamışsın. 24 saate gerek yok ki senin. Eğer tanışmadıysa buradan. Buradan da görüşmeye gitmiyorsa ben
bileklerimi kesem. Eğer böyle bir kesemez, şey varsa. Kesemez. Bakü'ye gidilmez artık ya. Nereye gideyim? Gider o ya. Abim ya, Sinop'a horoz gidiyor. Horoz ölmüş, gözü çöplük. Abim Sinop'a gitti. Dedim ki abi dedim Sinop'a gidiyorsun tanımadığın biri. Miss Sinop olsa ne olur dedim. Yani ya, abi dedim. Bir şey söyleyeyim. Sinop'a mı gitti o da? Evet. Bak biz ya, böyle aile turneye çıkarırız. Ama şu...